Ara sokaklardaki esnafla ilgili çalışmalarımıza bugün başlıyoruz arkadaşlar. Ekipler halinde sahaya ineceğiz ve bugüne kadar girmediğimiz yerlere girip uygulamamızı mümkün olan en çok kişiye anlatacağız. Şimdi Gaye, sen Adem'le çık. Hadi ya. İtiraz istemiyorum. Simin, siz Eren'le çıkın. Süper. Çınar'cığım, sen de Esra'yla çık. Hadi arkadaşlar, hadi hareketleniyorsunuz ve elimizden gelen en iyisini yapıyorsunuz. Bana uygulamaya katılacak esnaflarla geliyorsunuz. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Süper, hadi hadi. Çatlamış. Öyle gidiyor muyuz? Hiç bilgisayar falan almayacağız mı? Şimdi ne yapacağız bilgisayar? Hadi çıkalım. Çok heyecanlıyım. Ozan Bey, bugün üst üste birkaç tane toplantınız var. Önce 12.30'da Mert Bey ile başlayacağız. Günaydın Ozan Bey. Günaydın. 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 Merhaba. Hayırdır, nereye böyle? Biz sokaklara iniyoruz ekipler halinde. Sahalarda çalışacağız. Ya, siz ikiniz ekip mi oldunuz? Evet. O zaman? Ya, ne güzel. Kolay gelsin. Sağ olun size. Size de. Kolay gelsin. Ozan Bey. Ne güzel, çok tatlı, çok huzurlu bir mahalleniz var. Ya hakikaten öyledir. Bizim mahalle çok huzurludur. Öyle hiç kavga gürültü olmaz. Bak polis arabasını bile sadece şurası bizim dükkan ya. Annem dükkanın önünde görürsün, o da yemek yemek için uğrarlar. Ailem de öyle kendi halinde insanlar işte. Sıradan normal bir hayatım var. Hadi gel gel. Ya ne, niye öyle gel? Bana söyle sen bana. Anne, beni ararak yoksa var ya beni öldürürsen. Bak, bu sefer cenazeyi masrafa mı öldürmek zorunda kalırsın? Onu anlat be Çinçin. Annem. Bu saatte ne işiniz var burada yavrum? Anneciğim biz yemek yemeye gelmiştik şirketten. Gelmesem miydik acaba? Olur mu annem? Ben doyururum sizin karnınızı her türlü de. Babana bir paralayıp geliyorum ben Esra. Melekçe yapma, yapma. Yapması yok bunu. Rezil olduk Melekçe. Yapması yok bunu. Ya, elinde sütü. Annemle babam öyle ara sıra atışırlar işte. Ama birbirlerine zarar vermezler. Sorun olmuyor yani. Ama en az dediğin kadar sakin. Gel buraya yorma. Anne, anne ne yapıyorsun ya? Dur. O da Eko. Eko abim. Abim anneme hainlik yaptı. Annem de o yüzden abimi yine kapı dışarı etti. Bu bir gelenektir abim. Böyle haftada birkaç kere sokakta yatar. Sen de mi geldin? Evet geldim. Açım anne, bana biraz bir şeyler ver. Sana yemek yemek. Nerede yatıyorsan git orada. Aa, açım anne. Ben açım. Evdeyim. Hadi yapma evdeyim ben. Ne evdesin? Yapma. 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 Kim bu sorun ya? Çıkamayacağım. Ne diyorsun Eko? Çek, 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 çek. Bu ne yakınlık ya? Şun. Git. Kusura bakma. Eko ne diyorsun ya? Arca sana ne oldu böyle? Şahtın şahbaz olmuşsun. Bak altın kolyem bile var. Ne geldin? Ne geldin? Anne. Ne işin var burada? Anneciğim, anneciğim yok. Açım, aç. Ben seni doyuramam. Git anne, açım ya. Sen artık bu evin horozu değilsin. Ya 9 ayın altına bir tane dolma ver bari. Yok, yok. Bir tane pirinç tanesi yok ya sana. Ya anne, açım mı? Hoş geldiniz yavrum. Sabah temizliği. Kusuruma bakma. Yok, hiç, hiç kusura bakmam. Esra geçin, oturun annem. İstersen başka bir yerde yemek yiyebiliriz. Yok bence çok iyi ortam. Gel otur. Hadi gel geç. Esra, Esra. Ya bir şeyler ver şuradan. Ölüyorum diyorum açlıktan ya. Git şuradan ya. Vallahi anneme söylerim seni. Tamam git. Tamam. Bana bak git. Seni çok görmeyeyim Esra'nın etrafında. Neyse hadi gittim ben. Bizim mahalle böyle biraz işte. Çok tatlı. İnanılmaz lezzetli her şey. Afiyet olsun al kuzum. Beğendin mi? Sağ ellerinize anne. Sağlık. Çok güzel her şey. Valla doyacağım diye korkuyorum. Afiyet olsun kuzum. Anne ya. Hı. Boş meselesi ne? Nereden çıktı şimdi durup dururken? Babanın her zamanki işleri sıra. Unutma annem bir mucitle evli. Mucit mi? Ne icat etti? Borç. Borç kavramını Yalçın amcanın icat etti. Ne yapacağım bilmiyorum vallahi. Kredi kartını patlatmış yine. İşler de kesat. Vallahi kepengi kapatacağız herhalde. Nasıl ya? Bu kadar lezzetli yemekler yapan bir restoran nasıl kapanır? Yavrum şuraya bir AVM açıldı. O yüzden hiç gelenin gidenin tadı tuzu yok. Bütün esnaf kan ağlıyor. Ekmeğimizden olduk hepimiz vallahi. Menekşe, kız, Esra'ya talim çıktı. Ay, aa, Esra da burada. İyi, iyi.
Kız başına devlet kuşu kondu, sana bir koca adayı buldun. Ay çin çin paraları var. Ay düşürdükçe kalbim sıkışıyor. Zengin kız zengin. Aa, Neriman ablacığım teşekkür ederim. Allah sahibine bağışlasın da ben koca aramıyorum. Niye kız, emek verdin. Ya, düşünseydi. Bir düşünseydi be. Aa. Niye titriyorsun? Yürüme ya. Ne? Ya Esra çil çil diyor, bir düşün ister. Sevdi sen mahalleyi. Çok. Kızın işten arkadaşı var yanında, apır sıpır niye konuşuyorsun? Kız hayırlı kısmet buluyoruz. Aa, aa, iyilik de yaramıyor. Ya vallahi mi? Senin kızın aklı varsa naz yapmaz. Öyle bir tanecik çocuğu var diye falan da düşünmez yani. Ne çocuğu mu var? Allah Allah, Allah Allah. Aa, seninki de evlenip boşandı. Evlendi de boşandı seninki de. Var. Boşanmadı mı? Evlenip boşandı. Senin geldi senin. Dinlerim, az sonra emek konuşuruz verdim. Arkadaşım ya. Sen duydun tabii benim boşandığımı. Hı. Ya yanlış anlama bak, saklıyor falan değilim. Söyleyecektim aslında. Ama söyleyemedim. Ben evlenip boşandım. Esra, sen benden mi boşanıyorsun? Ne? Ne diyorsun sen be? Ne alakası var? Hayır, yani bana niye açıklama yapıyorsun ki şu an? Hani sanki ben senin erkek arkadaşımmışım da bana yalan söylemişsin gibi davranıyorsun. Ya hayır, böyle saklıyor gibi oldum ya. O yüzden rahatsız oldum. Yoksa özür dileyecek halim yok herhalde evlenip boşandığım için. Evlendim, boşandım. Ha şöyle ya. Bu özgüvenli haller yakışıyor sana. Yakışır. Ayrıca ya bana ne evlenip boşanmışsın? Ne fark eder ki? Ben 10 dakika önce seninle ilgili ne düşünüyorsam şu anda da onu düşünüyorum. Tatlıyı hak ettim. Getir.